Türkiye'nin pek çok şehrinde olduğu gibi maalesef ben biraz gezdim, dolaştım. Karabük de bu çarpık yapılaşmadan payını almış. Tabii bu sizden çok önceki bir sorun, çok önceleri başlayan bir sorun. Maalesef şehirde bir düzensiz yapılaşma gördüm. Her ne kadar siz iki dönemdir bu düzensiz yapılaşmayı önlemek için bazı çalışmalar gerçekleştirseniz de tabii ki bu çok köklü bir çözüm gerektiren bir sorun. Bu çarpık yapılaşma konusunda neler söylemek istersiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim, dediğiniz tespitiniz çok doğru bir tespit. Hele Karabük'ün aslında böyle bir çarpık yapılaşma içerisinde olmaması lazım. Niye dersiniz? Daha 1938'lerde kurulmuş bir şehir. Ya bir şehir planıyla yola çıkıyor. Demircilik fabrikası kuruluyor. İşte 13 haneli bir köy. Bir şehir planlaması çok rahat yapılabilecek bir merkez burası. Ve örnek olacak. Diyecek ki işte Cumhuriyet döneminde biz böyle bir şehir yarattık diyebileceği bir şehir olması lazım. Hatta orada bir işte önce İngilizler başladı, sonra Alman mimarisinden devam eden çok da güzel işte o tarihteki mühendislerin, işçilerin oturmasıyla ilgili, ikametgahıyla ilgili tesisler de yapılmış. Hatta bu tesislerin şu anda çoğu altın vaziyette bizim lisatör yani çağlarımızda. Bunların içerisinde tenis kortları vardı, spor salonları vardı, her türlü işte insanların eğlenebileceği tiyatro salonları, sinema salonları vardı. Yani bu kadar mükemmel bir planlaması vardı ki yani bunu bile örnek alıp şehir kendini bu şekilde geliştirmemiş. Hatta bunun iz düşümleri uygulansaydı bile böyle bir yani çarpık kentleşme ortaya çıkmazdı. Ama öyle bir çarpık kentleşme ortaya çıkmış ki yani şu anda Karabük'ün hemen hemen yüzde yani 75-80'inin mutlaka yenilenmesi lazım. Yani. Belediye başkanı olduktan sonra Karabük'te tabii bir sürü farklılıklar yaratmaya çalıştık yani. Şehrin şu andaki en önemli işte gereksinmeleriyle ilgili hatta kentsel dönüşümle başlayabilmek için o noktadaki belediye ünitelerini, mezbahanelerini kaldırdılar. İşte hali taşıyarak şehir merkezinin içerisinden olmayan bir meydan ortaya çıkartmaya çalıştık. 130 tane bina işte bir akşamda. Şu anda belki Türkiye'nin en büyük yayalaştırılmış kent meydanını ortaya çıkartabildik. Orada bir işte kütüphanesini yaptık. Sosyal yaşam merkezleri yaparak insanlara farklı bir yaşam sunmaya çalışıyoruz. Yani bu da şu, yani asıl bizim hesabımız şu, çok yani ucuz yaşam ve standartları yüksek bir yaşam. Yani insanlar yani hem ucuz bir yaşam olacak, Türkiye'deki biliyorsunuz geçim seviyeleri, geçim endekslerini biliyoruz. Ve insanlara da yani yüksek standartlarda bir yaşam sağlamaya çalışıyoruz. Parklarıyla, bahçeleriyle, gezi yollarıyla, işte meydanlarıyla, yürüyen merdivenleriyle, asansör kulelerle. Ama tabii bu çarpık kentleşmenin bir çözümü değil. Çarpık kentleşmedeki çözüm aslında şu olacak yani benim gördüğüm kadarıyla. Biz kentsel dönüşümü normal işte vatandaşlara, müteahhitlere yaptırabilecek şekilde vereceğimiz imar haklarıyla hızlı bir şekilde düzeltme yoluna gideceğiz yani bu dönemde. Yani 2-3 tane büyük mahallede bir pilot uygulama yapacağız. Burada yani inşaat katsayılarını artıracağız, yeni planlamalar yapacağız. Ada bazındaki yapılara işte bir tarafından çok katlı ama alttaki yeşil alan miktarları fazla bırakılarak şöyle söyleyeyim. Mesela 10 dönümlük bir alanda 30 yani 10.000 metrekare, 3.000 metrekareyi taban alanı inşaat ederek yani dikeye çıkabilecek şekilde şehri rahat etmeye çalışacağız. Bugün yani dikeye gelişen şehirleri ne kadar kabul etseler de etmeseler de bu iyileştirme bunun dışında yapılması bana göre mümkün değil. Hem yer sahiplerinin yerleri yok olmadan, borçlanmadan, herkesin inşaatçı yaşayabileceği bir dairesi olabilecek şekilde. Büyükse tabii bir iki tane olabilir. Böyle bir program içerisinde şehri yenilemeye çalışacağız. Mevcut hükümetin yapmış olduğu iyi bir uygulama var. Herkes bütçeden belirli bir oranda payını alıyor ve ne alacağını biliyor yani. Ben hemen hemen yani iyi bir program var. 12 ayın içerisinde aylık ben İller Bankası'ndan yani devletten alacağım payı zaten biliyorum. Kesilecek paramın miktarını biliyorum. Belki en yüksek kesintisi olan vilayetlerden birisi hiç borcum olmadığı halde yani. Belki 30 senede ödeyeceğimiz borç 1-2 yıl içerisinde de bitmek üzere. Sigorta borcumuz yok, vergi borcumuz yok, işçiye borcumuz yok, para problemimiz yok. Yani bu hükümetin bu uygulamasını da biz önümüze aldık koyduk. Kendi kaynaklarımızı yaratabiliyoruz. Türkiye'nin en ucuz suyunu biz veriyoruz. En kaliteli suyunu biz veriyoruz. Yani bugünkü Şişe suları ile yarışabilecek kalitede şebekemizden su dağıtıyoruz. 5 yıl içerisinde doğal gaz dağıttık.
Türk hava kirliliği hemen hemen ortadan kalktı. Yani %95 doğal gaz dağıtımını sağladı 5 yıllık sürede ki bunlar büyük olay. Su şebekesinin %70'ini değiştirdik. Anaburlarına dahil. 5 yıl içerisinde ki şehir 2 kere kazıldı. Yani bu kadar asfalt kullandık. Bunun yanında işte biraz evvel söyledim. Hali yaptık, mezbaneyi yaptık, dolmuş durakları yaptık, kütüphane, meydan, üst geçitler, asansör kuleleri, 60'ın üstünde park. Çok da büyük parklarımız var yani İstanbul'da, Ankara'da olmayacak şekilde. 14 tane sosyal yaşam merkezi, bütün vatandaşlar işte bulunduğu içerisinde aile hekimliklerine, bazıları da kreşlerine dahil. Yani, vatan, yani internet okumaları, kitap okumaları, 14 tane mahallelerde. Ki bu kadar yatırımlarla ilgili biz bugüne kadar hiçbir zaman finansman sıkıntısı çekmedik. Her zaman da paramız var. Şimdi biz şöyle söyleyeyim. Öncelikle borçtan korkan arkadaş veya da borcu var da şunu yapamadım, bunu yapamadım diyen arkadaş belediye başkanı aday olmayacak. Her belediyenin dünyada borçsuz belediye yoktur. Bakın bizim de borçlarımız var ama nedir? Ödeme kabiliyetlerimiz gayet düzgün şekilde gitmektedir. Yani hiç kimse bugüne kadar kapımıza bize para için gelmedi. Bizim söylemiş olduğumuz tarihte müteahhitler, mesela herkes parasını alır. Bunun yanında alt geçitler yaptık, karayollarını yapacağı işleri de yaptık yani. Öyle çok bizim 100 bin ölçekli bir nüfus için bunlar çok büyük yatırımlardır, paralardır. Ve şu anda da paramız da var bizim. Önümüzdeki yıllarla ilgili yapacağımız, bu seçim vaadiyle ilgili yapacağımız verdiğimiz sözlerle ilgili paramızın da çoğu hazır. Hatta bazı binaları yaptık, yerler yaptık, bunları finansman yapıp yatırımlarda kullanacaklar o yatırımları. Çoğunu da finansmana da çevirmedik. En büyük korkum gençlere hayal kırıklığına uğratmaktı ki şükürler olsun böyle bir hayal kırıklığına uğratmadık. Söylemiş olduğumuz 4 tane konu vardı işte alt geçitli, meydandı ki böyle. Yani bunları zaten hepsini yaptık ki bunun yanında da dediğim gibi artık sudan tutun, işte doğalgazın dağıtımının gerçekleştirilmesi ki bunun gibi bir sürü unsurlar valla karasal rakamlara girmeyecek, yani hesapları yapılamayacak kadar işler yaptık. 110 bin ölçekli nüfuslu bir şehirde 650 bin ton asfalt kullandık. Şehir şebekesinin %70'inin değişmesi çok ciddi bir yani altyapı işiydi. Herkes bizi üst yapıda çalıştırmalıydı. Bakın sorun, Karabük'ün her gün afetin her gün altyapı yapmadığını da bile diyebilir. Çünkü hep görselliğe de çok dikkat ettik. Yürüyen merdivenler, asansör kullanıyorlar, ışıklar derken işte ışıklarla işte milleti kandırıyor gibi falan da böyle güzel provokanlar buluyor ama tabii vatandaşımız takdir etmiş ki bu seçimde 52,5 gibi bir oy oranıyla seçildik. Dediğim gibi hiçbir zaman bir finansman sıkıntımız olmadı. İşçimizin maaşını bir gün geçiremedik. 11 ikramiye alacakları vardı. Hepsinin ikramiyesi günü geldiği zaman ödeniyor. Sigorta borcumuz yok, vergi borcumuz yok. Kasamızda para var. Yapacağımız işleri bu dönem içinde hepsini planladık. İnşallah yani hepsini tamamlamayla Allah nasip eder. Biz belediyede maaş almadığınızı da duyduk ama bilmiyorum. O, ben kendi şoförümü, kendi arabamı kullanıyorum. O maaşı çocuklara burs olarak dağıtıyoruz. Kurmuş olduğumuz bir derneğimiz var burada. İşte 400'e yakın gence burs dağıtıyoruz. Yani ben belediyenin hiçbir kaynağını kullanmıyorum. Misafirlerimi kendim ağırlarım. Yani bu da şu, diğer belediye başkanı arkadaşlarımız böyle yapacak diye bir kural yoktur. Şükürler olsun benim durumum iyi. Ben bu memlekette kazandım. Bu memlekette varlığını gördüm. Yani onun için de gerek yok yani şu an.